Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bu videomuzda size daha önce belirttiğimiz gibi benzinli odun kesme motorunun kırık kapak yayının tamirini anlatacağız. Bir önceki videoda biliyorsunuz değiştirilmesini anlatmıştık. Şimdi ustamız bu yayların tamirini anlatacak. Ustam söz sizde, buyurun. Arkadaşlar selamünaleyküm öncelikle. Kapağın nasıl söküldüğünü önceki videomuzda göstermiştik. Bu yay burada içinde. Normalde bu yayın tırnağı kırılmış. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken, İçteki yay kırıksa biraz zorlanacağız. Yapılması biraz zor. Onun için dıştaki yaylarla ustanın yapması dış daha iyi olur. Dış dediğiniz şuraydı değil mi? Dıştaki evet. Aynı bu şekil olması lazım. Evet. Bu şekil olması lazım. Alttaki yayımızda da sıkıntı var. Çektiğimiz ipimiz dışarıda kalıyor. Bunu da çıkartalım. Şimdi gördüğümüz gibi bunun da dıştaki kitlemesi bozulmuş. İçi bozuksa zaten buna hiç uğraşmayın. Çok yapması çok zor. Biz değiştirmeyi tercih ediyoruz. İlk önce yayımızı çıkartıyoruz. Tekrar geri saracağız tabii biz bunu. Yakınlaşalım biraz. Bu dağılan yayımızı tekrar saracağız. Dağılan yayımızı tamir edebilmek için. Evet. Güzelce düzledik. Düzledikten sonra dış istikamette, tabii yayımız çelik olduğu için kırılma ihtimali yüksek. Kırılıyor. Herhalde biraz zor yapacağız biz bunu. Biraz büyük büktük. Kırıldı. Arkadaşlar böyle şeyler olabilir. Çeliktir çünkü en nihayetinde. Yapımı, eğimi biraz zordur. Evet, yayımızı biraz uğraştık. Hazır hale getirdik. Tabii siz bu dışarıyı yapamazsanız sadece tek bükmeniz de yeterli. Yakınlaştırayım da bir bakayım oraya. Şu şekil yapamazsanız sadece burayı bükmeniz de yeterli. Şimdi bunu sararken dış kısmı, iç kısmı dışa bakıyor. Yine bunu saat yönünde. Nasıl koyduğunu bir daha gösterebilir miyiz oradan? Ben yakından göstereyim. Kitledik. S şekli verilmiş olan yayı. Parmağımızın birine destek vererek saat yönünde sarıyor. İlk tur biraz sıkıntılıdır. Ondan sonraki turlar kolaylıkla yapılır. Olmaz demeyin. Biraz çalışmayla herkes yapabileceği bir şey bu. Aniden eğilirsen seni gösteriyoruz o zaman, haberin olsun. Hı. Ünlü olacaksın. Yok abi, ihtiyacımız yok, sağ olsun. Onun için aniden istersen eğilme. Tamam. Çünkü ben profesyonel bir kameraman değilim. Aslında profesyonel bir telefon kameramanı o da değilim. Biz de yavaş yavaş yapalım. Biz de elimizden geldiği kadar insanlarla bildiklerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Bunu eğmemizdeki amaç İçerideki mekanizmayı çalışsın. Bu şekilde getirdik. Ondan sonra bunu yuvaya oturtturarak, evet, o S oradaki deliğe giriyor değil mi? Biraz üzerini biz yaptığımız için biraz tornavidayla yardım almamız lazım. Şimdi burada şu yay yapmadan önce, diğer yay yapmadan önce bunu hazırlamamız lazım. Bir önceki videoda göstermiştik zaten. Şu kanallar buraya denk gelecek. Denk gelecek. Evet, oturtturduk. Burada yayı daha kolay takabilmemiz için ipimizi önceden gerdiriyoruz. Gerdirmemizdeki amaç, o yay biraz daha sert olduğu için takarken kayıp elimize zarar vermesin. Böyle yaptık. Ondan sonra bu yayımıza şurayı bir çekiç yardımıyla düzleyeceğim ben. Hemen geliyorum arkadaşlar. Buyurun. Gelince çekiç yardımıyla düzelttim arkadaşlar. Burada bu yayımızı yine dışa doğru böyle yarım santim geri olacak şekilde güzelce yavaş sakin bir şekilde, acele etmeyelim. Bu da çeliktir, kırılabilir. Büktükten sonra U şekline getiriyoruz. U şekline geldi. Biraz şuradan bastırıyoruz. Bastırıyoruz ki bu buraya yuvaya oturduğunda biraz daha rahat takalım. Yuvaya taktığımızda buradan elimizde destek almamız lazım. Yayı bükerek, dediğim gibi biraz sert olur. İçe doğru sıklaştırıyoruz, evet, yayı.
İlk tur biraz zor olur. Ondan sonraki turlar zaten kendiliğinden bastırdım üstünden girecektir. Ha, çemberlerin çapını küçülte küçültüre yuvaya yerleştiriyoruz. Yerleştirdik. Biraz da tornavida pense yardımıyla düzelttik. Şimdi buradaki görünüm buradakiyle aynı oldu. İstediğimiz de oydu zaten bunun çalışması için. Yine aynı şekilde buradaki kanalımızı yaydaki yuvaya yerleştirip takıyoruz. En son vida sıkma işimiz kaldı. Vidamızı sıkarken de bir önceki videoda bahsettiğimiz gibi çok sıkıp bunu kitlemiyoruz. Biraz rahat hareket etmesi lazım ki istediğimiz verimi alabilelim. Tamir işimiz de tamam. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Teşekkür ederim ben. Söz Mustafa Bey'le. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmiş iseniz beğenme butonuna ve abone olma butonuna basın lütfen. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.